Cumhuriyet Halk Partisi'nin değerli arkadaşlar Tan Doğan Meydanı'ndaki alternatif kutlaması esnasında Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu kürsüdeydi ve orada maalesef hepimizin başımızı önümüze eğeceğimiz kadar utanmamız gereken, yani birileri dinlediği zaman edep yahu diyeceği maalesef konuşmalar yaptı. Bu yakışmıyor. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugün başında olması, Türkiye'nin ana muhalefet lideri unvanına sahip olması ülkemiz açısından büyük bir talihsizlik, Cumhuriyet Halk Partisi açısından da büyük bir bedbahtlık sebebi olmalıdır. Bu sözleri niçin söylüyorum? Yani ana muhalefet partisinin sözleri ne dedi ki biz bu tepkiyi gösteriyoruz? Değerli arkadaşlar, ben siyasetin dilini çirkinleştirmemek adına, siyasetin dilinin seviye kaybetmemesi adına Sayın Kılıçdaroğlu'na söylediği sözlerle aynı sözlerle mukabele etmeyeceğim. Sayın Başbakanımız hiç etmeyecek. Ve Sayın Kılıçdaroğlu'nu söyledikleri sözleri, bu duruşu ben milletimize havale ediyorum. Edep, terbiye nedir? Bilen bir halkız. Ve kendi başımızdakileri de böyle görmek isteriz. Halkımız her zaman bunu söyler. Sayın Başbakan diyor ki, gördüğüm bazı haller var. Ben bunu tasvip etmiyorum. Ama benim vatandaşımdır, benim insanımdır, ben ona saygı duyuyorum diyor. Burada anormallik neresi arkadaşlar? Peki buna karşılık Sayın Kemal Kılıçdaroğlu 2 Haziran tarihli bir grup konuşmasında diyor ki, bakın bu ilk defa değil, bu yapılan konuşma ilk defa değil. Yahu biz seni başbakan olarak mı, dikizci olarak mı seçtik? Bir de bunu utanmadan söylüyor diyor Sayın Başbakan. Dikizci arkadaşlar, bunun ne anlama geldiğini biliyorsunuz değil mi? Şimdi dün bu sefer diyor ki Dolmabahçe'de oturup Kadıköy'den gelen kadınları dikizliyor. Bu nasıl bir ahlak anlayışıdır? Şu ahlak dersi verene bakar mısınız arkadaşlar? Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu söylemiyle başbakana ahlak dersi vermeye kalkışması karganın bülbüle lisan dersi vermesi gibi bir şeydir. Büyüklerimiz her zaman şunu söylemiştir. Edep yahu arkadaşlar. Edep, illa edep. Şimdi bir ülkenin başbakanına bu söylenecek laflar mıdır arkadaşlar? Bir ana muhalefet liderinin söyleyeceği laflar mıdır? İki sokak serserisinin kavga ederken bile biri birine söyleyemeyecekleri sözleri bir ana muhalefet partisinin lideri çıkıp meydanda canlı yayınların yapıldığı bir meydanda halkın huzurunda bunu nasıl söyleyebilir? Başbakanın bir edep timsali insan olduğunu bu ülkedeki herkes bilir. Başbakan her şeyden önce iyi bir aile terbiyesi almış insandır. Adab-ı muaşeret nedir bilir. Hele hele hanımlarla muhataplığında Sayın Başbakan bir hakikaten centilmen erkeğin, dediğim gibi edep ahlak dersini iyi almış bir erkeğin davranışlarını görürsünüz ve bunun en güzel örneklerini sergilediğini görürsünüz. Ve bununla da bitmiyor. Sayın Kılıçdaroğlu kadınlara sesleniyor. Diyor ki sizin bedeniniz üzerinden siyaset yapan bu Recep Tayyip Erdoğan'a gereken dersi verin diyor. İki çocukta kalana başbakan ceza mı verdirdi bugüne kadar? Hiç çocuğu olmayan insanları kamudan men mi etti başbakan? Veya insanlara her müeyyide uygulayacak bir kanun tasarısı mı hazırlayıp Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderdi? Sayın Başbakan'ın tercihlerini, temennilerini, tavsiyelerini siz mi kararlaştıracaksınız? Onun ne yapacağına siz mi karar vereceksiniz? Siz bunu birisine söylediğiniz zaman siz ona müdahale mi etmiş oluyorsunuz arkadaşlar? Hangi kadına ille de sen şu kadar çocuk doğuracaksın diye bir dayatmada bulunulmuş? Bu istismardır. Ve olmayan bir şey varmış gibi göstermek işte ahlaksızlığın en büyük örneğidir arkadaşlar. İftiradır bu.